6 Ocak, 12 Ocak haftalık burcumuza hoş geldiniz. Hoplayıp zıplayıp abone oluyor. Paraları kasanızda tutuyor. Yıl sonuna kadar paralarla coşmanızı diliyorum diyeceğim tüm burçlarımız için geçerli. 6 Ocak Koç burçlarının sürpriz kıskançlık bir haftası. Yani annenizi, ilişkinizi, çevrenizdeki, işteki herkese kıskanma ve herkesin ilgisini kendi üzerinizde tutma haftasını yaşayacaksınız. Bence ne yapıyorsun Koç? Bir özgüven travmasını fazla mı uzattın? Bence evet, çok değer veriyorsunuz çevrenizdeki insanlara ve zarar görmesini istemediğiniz için onları çok otokontrol hakimiyetini tutmaya başladınız. Bu sürpriz kıskançlıklar size biraz canınızı acıtabilir. Gereksiz olayları uzatmanıza gerek yok. Özellikle dostlarınızla alakalı kıskançlıklar, iş, patron, yakın arkadaşlar, anneniz, ablanız, ya bu tarz insanları böyle otokontrol ve koruma altına almaya çalışacaksınız. Buna hiç gerek yok. Onlar hayatlarından mutlu. Gereksiz karışmalardan geri dur diyorum Koç burcu. Ama çok büyük bir yazı ya da evrakla ilgili beklediğimiz devletle alakalı olabilir ve uzun süredir çözülmesini istediğiniz iş yasalarınızla alakalı noktada da çok güzel bir aydınlanma haftasına gireceksiniz ve beklediğiniz ya da haber almak istediğiniz iş kapınızın kağıdı imzalısı atılmış olacak ve yeni başlayacak iş konusunun hayrını. Eğer bulunduğunuz noktada devam etmek isteyen koçlara da güzel değişimler, parasal evrede de güzel olumlu değişiklikler söz konusu olacak. O yüzden onlarda bir araç ya da şirketin verdiği bir araç olabilir ya da kendinize araç almak istiyor olabilirsiniz. Bu Ocak 12'ye kadar ya da 17 Ocak'a kadar bu dengeyi kurmuş olacaksınız. Sağlık olarak baş, özellikle boyunla alakalı stresli baş ağrılarınız gündeme gelebilir. Bunlara dikkat ediyoruz ve uzun süredir almak istediğiniz bir para mevzunuz vardı bir dostunuzdan. Bu da sürpriz bir şekilde kapınızda olacak. Boşanmak isteyen bazı koç burçları, evet bu kararı verdiniz ama maddi dengelerden dolayı endişe yaşadığınız için biraz ağırdan alıyorsunuz. Her iki tarafta artık maddi olarak hakları paylaşıp yoluna bakması gerekiyor. Biri burada çıkarcılık yapıyor. Yapma artık koç burcu. Çünkü paraya çok değer verdiğiniz için dursun da sonra hallederim yolunu diyen bir noktadasın. Buna hiç gerek olmadığını söylüyorum. Özellikle de tatil planı olan, hafta sonunu güzel bir tatille geçirmek isteyen, onun da gideyim 12'sinde de, evet güzel bir haftanın yolculuğu size iyi gelecek ve yeni bir ortaklı teklifle gündeme gelebilir. Bu teklif size parasal anlamda da cebinizden bir kuruş koymadan ortaklı bir şey. Çünkü sizin beyin yapınız çok fazlasıyla hızlı düşündüğü için sizin fikirlerinize ortak gelecek ve 5 kuruş para almadan bu dengeyi kuracaksınız söyleyebilirim. Son zamanlarda da nazara geliyorsunuz. Çevrenizde, özellikle çevredeki insanların enerjisini çekiyorsunuz. Bir kurşun döktürmenin sizin için hayırlı olduğunu söyleyebilirim. 6 Ocak, 12 Ocak boğa burçlarını neler bekliyor diyorsanız, boğalarda şu var, evet duygusallık demeyelim de karamsarlık has havada. Yani onlar sanki yıla ölüm yılı gibi girdiler. Yani uyanmak istemiyorlar, işe gitmek istemiyorlar. Böyle biraz daha kendileriyle alakalı ruhani karmalarını iyileştirmek istiyorlar. O yüzden boğa burçları biraz Aralık sonundan Ocak ortasına göre böyle bir depresyon hakimiyeti yaşayacak. İşinde mutsuz olacak, evliliğinde, ilişkisinde böyle bir kendi kabuğuna çekilmek isteyecek. Ama kendine yalan söylüyor, etrafa yalan söylediği için o hiçbir şeyden çekilmez. Maşallah düzen bozulacağı için mutsuz o iş kapısına gider. O yüzden onların beklediği iş ya da yeni bir anlaşmanın sevincini ve yurt dışı ile alakalı planladığınız iş kapınızla alakalı yeniliklerin feraha ermesi, eğer bu yurt dışı ile ilgili değil de İstanbul ya da Ankara'dan evraklar ve olunmasını istediğiniz kağıtlar bekliyorsanız bu hafta sürpriz ve bunların dengeleneceğine şahit olacaksınız. Uzun süredir de bulunduğunuz evi değiştirip ve yakın akrabalar ya da aileden uzaklaşmak isteyen bazı boğa burçlarına doğru bir karar, Ocak bitmeden yer alıp aileden daha uzak ya kendi düzeninizi kurma gibi bir ev planınız söz konusu olacak. Bu da sizin için hayırlı. Ve araba ile ilgili, araba almak istiyorum ama vaktim yok, hiçbir şeyden mutlu değilim, oturduğum arabayı bile kaldırıp, ay canım benim senin bu ara böyle bir depresyon halin var da bunu evdeki karın, özel hayatındaki sevgilin, iş hayatındaki patronun ya da patronsan da çalışanların bu kahrını çekmek zorunda mı canım benim? Yani bir kalk, hamama mı gideceğim, masaj mı yaptıracağım, bir yürüyüş mü yapacaksın, kendine gel. O yüzden size bir gizli bir depresyon girmiş, bu gizli depresyon lütfen bedeninizden çıksın. Babayla alakalı kalp ve damarlarla ilgili sağlık problemi yaşayacak bazı boğa burçlarında
hüzün olabilir ve uzun süredir de kardeşler arasında yaşadığınız paralarla alakalı ya da parayla ilgili gerginlikler gündeme gelebilir. Biraz canınız sıkılabilir. Çünkü bazı boğa burçlarında şu oluştu. Ben desteklemekten yoruldum. Yani ona bakayım, buna bakayım, benim kendime ait bir hayatım yok diyen boğa burçlarına artık kendinizi bulma, kendinizle barışma ve kendi noktanızı belirleyeceğiniz bir dönem. Özellikle kız çocuğu babası, kız çocuğu olan babalar ya da anneler için şunu demek istiyorum. Evet, işinizle alakalı huzursuzluklarınız çok fazla var. Erkek çocuğunuz olmayacak, sadece kız çocuğu. Evet, ama size bu yıl çok sürpriz paralar ve Ocak ayında inanılmaz anlaşmalar, devlet ya da kurumsaldan beklediğiniz evraklar hayatınıza girmiş olacak ve garantilenmiş bir enerji ve özellikle işsizseniz çok güzel bir iş kapının aydınlanmasını yaşayacaksınız. Aşk konusuna gelince şu an yaşadığınız bazı adını koyamadığım ve geçmişe ait tıkanmalarınız var ama yeni bir aşk rüzgarı ve bu yeni aşk rüzgarı size çok büyük bir heyecan, geçmişi unutmanıza ve yeni bir adım atmanızı gösterir. O yüzden bunu da tadını çıkartmanız gerektiğini söyleyebilirim. Özellikle boğaz enfeksiyonları, kalp ağrılarınız ve guatrınız ön planda olabilir ve ihmal etmeyin. 6 Ocak, 12 Ocak ikizler burcunu neler bekliyor diyorsanız, ikizlerin şöyle bir durumu var. Özellikle kendileriyle alakalı çok iletişim problemleri, bu hafta geçtiğimiz haftalarda biraz sert eleştiriler aldınız. Hatta yerinizi bırakayım mı bırakmayayım mı dediğimiz bir dengesizlik yaşadınız. Aslında onlar sizin farkında olmayarak kendi gücünüze güç katmanıza sebep oldu. O yüzden yerinizde sürpriz bir değişim ya da olmasını istediğiniz işle alakalı gelecek güzel bir haber ya da ortak değilseniz bile kazançlarınızla alakalı yaratacağınız çok keyifli bir haftanın böyle sürpriz haberlerini alacaksınız. Ha, eğer çenenizi tutarsanız çok büyük bir para var ama çenemi ben tutamayıp biraz lakayt tavırlar sergilerseniz ikizler burcu, anlaşacağınız şeyler size zarar verebilir. O yüzden anlaştığınız ve ya da gitmek ya da oluşmasını istediğiniz iş kapıları doğru ama sizin kendi içinizde herkes benim kontrolümün altında, benim konuşmamın üstüne kimse yok diyorsanız zarar görürsünüz. O yüzden dikkatli ve kontrollü bir haftayı geçirirseniz kalıcılıklar dönemini imzasını atacaksınız. Bu da size çok keyifli bir uyanış dediğim. Yani sizi evet ya ben bunu da istiyordum ama sürpriz oldu, yaradan bunu da bana sundu diyeceğiniz güzel bir haftanın böyle hani karanfil kokusu kadar güzel bir hafta yaşayacaksınız. Evet, aşk konusunda geçmişi kapatmak istiyorsunuz. Artık geçmişe ait hatıraları içerimde tutmak istemiyorum. Ben bu 2020'ye girdim ve geçmişi evet ya, bazı ikizler burcu radikal bir şekilde geçmişe ait ilişkilerin hepsini kapatacaklar. Çünkü yeni bir aşk rüzgarı ve onların hayatında uzun süredir yalnızlığını tatmak için çok güzel bir aşk yelken açacaksınız. Bu da sizin 2020'de hayat arkadaşlarınızı, yol arkadaşlarınızı temsil edecek. Ve sizin de kendi annenizin babası ya da baba anneannenizden gelen bazı miras konuları biraz canınızı sıksa da aslında toprak ya da bulunduğu ev değerli ama kardeşler arasında anlaşılamayan bazı paralarda anneciğiniz ya da anne soyunuzda gereksiz laflar sizin canınızı sıkacağını söyleyebilir. Bir de bu dönem bir İspanya, İngiltere, İsrail yani ikizler burcunda bir yurt dışı iyi harfli bir noktadan güzel gelecek bir teklif de var. Bunu da değerlendir. Bu hafta sizin için sinema haftası, tiyatro haftası, kendinizle geçireceğiniz en güzel kalite haftası. Ben bunu doğru noktada ve hayatınızdaki evrelerle alakalı çok güzel bir rahatlığı ve size iyi geleceğini söyleyebilirim. Belki sizde de göz tansiyonu, gözlük, gözlerle ilgili kontrol edilmesi gerekiyor. Ve alerjik reaksiyon, kış ortasında yani cildinizde egzama gibi ya da böyle alerjik durumlar söz konusu olabilir. Dikkat etmeniz gerektiğini söyleyebilirim. 6 Ocak, 12 Ocak, yengeçler ne yapıyorsunuz bakayım? Yengeç burçlarına şunu demek istiyorum. Evet, siz turnayı gözünüzden vurma noktasındasınız da şu anaçlık, şu babaçlık ruhunuzu bir kenara atarsanız otokontrol, kontrol hakimiyetiniz ve ben merkezli oluşlarınızı biraz daha hani
askeriye indirirseniz bu haftada size çok güzel olumluluklar. En azından şöyle, size bir para beklentiniz var ya, uzun süredir gelsin de ben bir rahatlayayım. Bu mahkemeler ya da birinin size verdiği bir paranın sizin hayatınızda kalıcı olmasını istiyorsunuz. Bu hafta bunun sevincini yaşayacaksınız. Kalıcılık haklarınız ya da alınması gereken haklarınızın sevinci var ama hani sanki bu sürecin biraz daha uzayacağı ama son, olsun, bunu bilmek bile sizi mutlu edecek. Evet ya, bu zaferi ben kazandım. Evet, bununla ilgili mutluyum. İstiyorsa 6 ay sonra gelsin. Evet, ilk önce bunun kutlaması var. Geçmiş dostlarınızı artık hayatınızdan çıkartma kararı içerisindesiniz. Sadece herkes hak ettiğine cevap alır, hak etmediğine cevap vermiyorum dediğimiz bir haftaya giriş yaptınız. Aslında siz 2019'un en çok sınanan dostlarınızla, parayla ya da işinizle alakalı çok sınanan bir yıl yaşadınız. 2020 bu sınavlarla alakalı noktada, özellikle Ocak ayında, evet sen arkadaşım kenarda kal, ben canım isterse seninle görüşürüm, ben telefon etmek istiyorum, isterim dediğimiz bir haftaya giriş yapacaksın. O yüzden artık üç maymunu oynamayı bırakıyorsunuz. Gördüm, duymuyorum, işitmiyorum olayı. Duyuyorum, görüyorum, konuşuyorum haftasına giriş yapacaksınız. Bu da size artı bir özgüven ve kendi kimliğinizi tekrar yaratacağınız noktada. Yöneticinizle görüşmek istediğiniz bazı konularımız da var. Hatta yerinizle alakalı memnun olmayan bazı yengeçler, özellikle banka ve kurumsal ve sabit evrak satış kontrollerle uğraşanlar da, evet, gidip yöneticilerle konuşabilir. Yönünüzle alakalı değişmesini istediğiniz noktaların hayırlısı olacak. Ama evde olan yengeçler ve uzun süredir işsiz olan bazı yengeçlerin biraz daha vakti var ama onların da ev haneleriyle alakalı, eğer evliyseniz ve evliliğinizde çocuğunuz varsa, evlilik sağlamlaşma dönemine giriş yapacak ve bu sağlamlıkta size bir çocuk sevinci veriyorum. Evlat sevinci yaşama, çok uzun süredir erkek çocuğu muradı yaşamak isteyen yengeçlere bu evremiz var. Bir de sizin hanede küçük bir ev alma fikri ama oturduğumuz yeri değiştirip ev alma. Şu an buna gerek yok. Biraz daha sabırlı olursanız 7. aydan sonra bu netliğe kavuşabilir. Sizde sağlık olarak özellikle omuzlarda, kollarda, kaslarla ilgili ağrılarınız söz konusu olabilir. Belki yatağınızı değiştirme zamanı geldi, belki de geçiyor olabilir diyorum. Çünkü son zamanlarda sol göğsüm ağrıyor. Göğsünüz, yalnız tuttum, sol göğsüm. Yani şu bölgelerde, böbrek üstlerinde biraz ağrılarınız söz konusu olabilir. Böbrek oralar bilmiyorum ama şu bölgeler biraz hassas söz konusu olabilir. İhmal etmeyin diyorum. Ama çok ciddi bir, özellikle estetik yaptırmak isteyen bazı yengeçler bu hafta bunlarla coşkuyla kutlayacaklar kendilerini. Ve uzun süredir görmediğiniz üniversitede ya da lise arkadaşlarınızla güzel bir hafta. Belki annenizle geçirmeniz gereken güzel bir haftaya ihtiyacınız var. Daha çok arkadaşlarınızdan bunu yaparsanız sevinirim. 6 Ocak, 12 Ocak. Aslan burçları neler bekliyor diyorsanız, aslanlara şunu yazmışım: ya ben yaşıyorum da bu yaşadıklarımda ben var mıyım? Yani bu kadar şeyi yaşıyorum ama bunlar, bu hani bu sahnenin neresindeyim dediğimiz haftayla yüz yüze kalacaksınız. Çünkü bu kadar mücadele, bu kadar emek, bu kadar beklentileriniz o kadar sizi daraltmaya başladı ki, o yüzden ben sahnenin neresindeyim de, siz sahnenin tam ortasındasınız. Sadece sistemde bazı çürüklükler ve problemler olduğu için kendi özgüveninizi kaybettiniz. Ben de diyorum ki aslancığım, sabırlı oluyorsun. Çünkü sen buraya çok tırnaklarınla geldin ve uzun süredir buranın çok mücadelesini verdin. Evet, artık sahne senindir, oynayabilirsin. Güzel oyun oynadığında da en üst seviyeyi gerçekleştirmiş olacaksın. Özellikle yurt dışı planlarınız ya da şehir dışı ve toprakla alakalı yatırım düşünen bazı aslanlar bu ay bu dengeleri, bu hafta bu dengeleri o kadar güzel atlatmış olacak ki, yani ben bunu artık yaptım dedi. Ama devlet ya da kurumsal, yani silah, asker ya da polis ya da devlette görevli olan bazı aslanlar kendi yerleriyle ilgili atama değişikliği, şehir değişikliği düşünceleri gündeme gelebilir. Bunlar onun için hayırlı olacak ama öğretmenler için biraz daha vakit var, değişimler için. Bunun da vakti Mayıs-Haziran daha doğru bir süreç olacak. Sizde belki abla ya da kardeş, erkek kardeşle ilgili bir hafta sonu planımız var, vakit geçirme. Aşk konusunda özellikle çocuk dedik değil mi? Çocuk demedik mi? O zaman çocuk muradına erme ya da çocuk tedavisi görmek isteyen bazı aslanlar bu ay bu kararını vermiş olacaklar. Sizin yapmanız gereken tek şey mutfakla ilgili şikayetiniz ve dar geliyor. O yüzden bu evi değiştirelim ve ev beni mutsuz ediyor ve asansör ya da alanlarla ilgili sorunlarınız var. Evet, Şubat'a kadar bu denge kararı verilecek ama daha buna vakit var. Şimdi sen şikayet etmeyi bırak.
orası Pamuk Prenses'in evi ya da Pamuk Prens'in eviymiş gibi evine gitmeye özen göster. Bu ara sizde şu olabilir, araçla yolda kalabilirsiniz, merdivenden hafif ayağınız burkulabilir, diş sıvılarınızla alakalı sıkıntılar olabilir. Biraz bu konulara dikkat edeceğiz. Bir de bazı aslanlar kayak, soğuk, hani soğuk havada kartopu oynamak, kayak yapmak isteyen aslanlara sürpriz belli ülkede ya da Türkiye'de gitmek istediğiniz noktanın aydınlanması var. Bazıları da vatandaşlık bekliyor bazı aslanlarda. Biraz daha sabırlı olursanız. Çünkü paranızın yettiği noktada haber bekliyorsunuz. Evet, bu vatandaşlığı alacaksınız ama daha vaktiniz var diyorum. Belki sizin sağlık olarak çocuk tedavisi, enfeksiyonlar, alerjik enfeksiyonlar olabilir ama çok böyle yara alacak sizin babaanne ya da baba soyunuz, halanız, amcanız ya da aileyle alakalı bazı sağlık problemleri, belki bununla ilgili sıkıntı yaşayabilir. Zaten siz kendi egonuzla savaşırken bunların farkına varmayacak. Aa, öldü mü diye böyle ağzınız açık kalacağı için yani en son haberi siz alıyorsunuz aile fertleriyle alakalı noktada. 6 Ocak, 12 Ocak Başak burçları neler bekliyor diyorsanız, uzun süredir işsiz olan başaklar ve işinden memnun olmayan başaklara sesleniyorum. Ya şimdi ben böyle içiyorum ya. Mikrofon çok yakında. Sanki löpürterek içiyorum. Evet, ben löpürterek içmeyi seviyorum. Ya ben de insanım. Yani herkes YouTube'da böyle şıkır şıkır giyiniyor da. Ya bir de pijamalı halinize cesaretiniz varsa gösterin. Ya ben her türlü pijamalı halimle bile makyajsız yıllarca program yapmışım. Hani höpürtettiniz, yandan kaydınız. Ya biz sizin evinizin misafiriyiz. Başaklara diyorum ki, uzun süredir işlerinizle alakalı yaşadığınız kaoslar gerçekten bu hafta mutlulukla sonuç verecek. Çünkü uzun süredir işe ara verenler ya da iş bekleyenler için doğru evrak, haber, geliş ve görüşmelerle ilgili çok güzel bir sevinç yaşayacaksınız ve kalıcılıkla alakalı iş kapınızın ferahlığını yaşayacaksınız. Başakları artık şey diyorum, özellikle uzun süredir hani işinizle alakalı yaşadığınız gergin süreçlerin sizin hayatınızla alakalı noktada şunu yapmamız gerekiyor. İnandığınız şekilde, çünkü siz düzen, kural, mantık ve her ortama her türlü ayak uydurur ama daha sonra ortamı kendiniz ayak uydurduğunuz için, yani o yüzden işlerinizle alakalı noktada doğru oluşumlar ve verimlilikler yaşanacak gözüküyor. Sizin de belki kendi işini yapan bazı başaklar, parasal evrede zorlanma haftasına gireceksiniz. Belli ödemelerde riskler yaşayabilir. Hatta bankanızla ilgili yazılar ya da çekler ya da senetler ya da sepetler ya da paranızda gecikme ödemeler olabilir. Panik yapmayın, sonunu aydınlığa bağlatacaksınız. Bir de ortaklı iş kurmak isteyen bazı başaklar biraz daha beklemelidir ki gerektiğini düşünüyorum. Şu an geçici işinize devam edin, kenardaki paranızı tutun. Mart-Nisan ayında bu dengeyi kurarsanız seviniyorum. Aşk konusunda evlilik kararı veren ve ben kış evliliği yapacağım başak burçları diyorsanız, evet, tam zamanı sürpriz bir evlilik teklifi ya da ilişkinizle ilgili tarih belirleyip bu düzeni oturtacaksınız diyebiliyorum. Sağlık olarak kemiklerde siyatik ve ayak ağrılarınız ve ayakta sıcaklıklar gündemde olabilir. Biraz dikkatinize kansızlıktan kaynaklanan kan kaybınız, pekmez yiyin, kan ilaçları doktorunuza gidin, doğru doktorla tedavi görün. Böyle bitkisel olaylarla uğraşmayın lütfen diyorum. Doktorunuza giderek ilaç tedavinizi alabilirsiniz. Bir de ufak bir ilişkiniz, yani sevgili yaşadığımız ya da sevgilinize bir yurt dışı fikri olan bazı başak burçlarına sesleniyorum. Evet, doğru bir karar. Orada evlilik teklif edeceksin. Şimdiden biletini alayım almayayım pintiliğini bırak. Al evlilik teklifini yap diyorum. Eviyle alakalı ya da araçla ya da ailenizin, büyüklerimizin ev ya da araçla ilgili sıkıntısını Ocak bitmeden çözeceksiniz. Sadece bu laflarla, bu şikayetleri 6 Ocak ve 12 Ocak, neden daha önce haberim olmadı? Neden bana şimdi bunları söylüyorsunuz diye öfkelenebilirsiniz. Ama ailenizin bu ev sorununu da çözmüş. Bir de uzun süredir büyüklerinizin beklediği miras ya da mallarla ilgili de güzel evraklarınız kapına gelecek ama daha mahkeme çözülmeyecek. Sadece evraklar gelecek, tarihler belirlenecek. Siz hatta giderken havalarda uçuracak kötü laflar, sonunda zafer sizin olacak diyorum. 6 Ocak, 12 Ocak terazi burçlarını neler bekliyor diyorsanız, terazilerin hayatıyla alakalı noktada sadece yapması gereken tek şey yorgan, hani var ya, yorgan alırız üstümüze.
Gitmek istemiyorum, uyanmak istemiyorum. Çünkü sizin alanınızda çok yorucu bir tempo ve yeni yılı daha istediğimiz noktada toparlayamam ve evde ve mecburen ailesinde geçiren bazı terazi burçlarında gerçekten yeni yılda da çalıştım. Lanet olsun kendime bile iznim yok diyen terazi burçları bu hafta biraz daha kendinize vakit geçireceğiniz, hatta çalışmanızın karşılığında aldığınız ödül sizi biraz motivasyon yaratsa da daha tam tatil parasını ayarlayamayan terazi burçları bu hafta bu konularla ilgili rahatlayacak ama şöyle söyleyeceğim, sizin kendi kardeş ya da çocuklarınız ya da ortaklı iş diyalogları yaşadığınız insanlarla aranızda gereksiz gerilimler yaşanacak. O yüzden kimseyi kafanıza takmayın Toka'dan başka. Çünkü siz taktığınız zaman herkesin canı yanabilir ve öyle bir takınca işinden de olabilir. Bence o ara siz başka şeylere kafayı takın. Kimsenin ekmeğiyle bu ara oynamanı. Aslında oynayan değilsiniz. Hak etmediğini düşündüğü için üstüne basa basa hayır efendim bu böyle olmalı dediğiniz karşı tarafı bezdiriyorsunuz ve artık bezdiği için de gitmek zorunda kalıyor. Bence insanlarla bu hafta uğraşmayın. Çünkü sizin enerjinizi çok güzel parasal evrede bir değişim. İşinizle alakalı yeniliklerin haberi ve kendi sisteminizle alakalı bir yükseliş ve basamağınızda bir değişim olacağı için hani bu hafta birilerine takmayın. Kendinize takın ki başarınızın zirvesini tadacaksınız. Uzun soluklu da bir Karadeniz ya da bir Ege ya da Akdeniz, yani Karadeniz, Ege, Akdeniz ruhunuz, deniz. Hani kışın ne yapılıyordu teknelerle, ne yapılıyordu kız o? Yani ne bileyim dağda kar seyretmek, yağmur altında ıslanmak, öpüşmek vesaire şeylerin sizin bu haftasının en büyük fantastik durumlarınız olabilir. Daha doğrusu hani derelerde ne yapılır diye rafting. Bu soğuklarda yapılıyor mu bilmiyorum Yapılıyor. ama en doğru zaman olan Yapılıyor. bazı terazi burçları rafting, yani o soğuğun içindeki o derenin akıntısında kendinin özgürlüğünü tadacak. Bazılarında böyle bir sevinç var. Bazı da sanatla alakalı noktada ne bileyim tasarım, moda, dekorasyon bu tarz kararlar verip kendi işinin ardısında kendine keyif alma noktaları gerçekleşecek. Bu da sizin için gayet keyifli ve güzel olacağını söyleyebilirim. Bu ara terazi burçları kız kardeşe, anneye, anneanneye böyle bir saldırma babaanneye, aman bu hafta terazi annelerine ya da anneannelerine sesleniyorum. Terazi burç çocuklarınıza, kızlarınıza özellikle üstüne gitmeyin. Çünkü onlar da böyle bir hımkırma dediğimiz bir hafta olacak. Aslında şu evde gereksiz bir para harcandığı için ve bu gereksiz paranın da kendi hakkıyla alakalı olduğu için size göre gereksiz, ona göre gerekli olan bir parayı habersizce harcadınız. Bunun verdiği bir huzursuzluk. Bu eşiniz için de geçerli olabilir. Karı koca ve ilişkiniz hayatınızla alakalı da olabilir. Ben şunu demek istiyorum. Teraziler siz ne yaparsanız yapın, aşkla yaparsınız, sevgiyle yaparsınız, inandığınız inancınızla yaparsınız. Rabbim size bu hafta daha koruyunda, daha korunaklı ve ne istiyorsanız gerçekleşecek bir döngü. Bir de geçmişinden ilişkisini bekleyen bazı terazi burçları aşk geçmiş kapınızda kabul etme, yenisine bak diyorum. 6 Ocak, 12 Ocak akrep burçları. Şu an biz bu videoyu yani 1 Ocak akşamı haritayı inceleyerek ve notlarım ilerletilmiş evrede kontrol ederek sizlere yapıyorum. Hafif bir kar yağışı başladı galiba, soğuk rüzgarlar. Biraz şey oldum, ulan kar mı yağıyor dışarıda falan havasına girdim. 6 Ocak, 12 Ocak akrep burçları neler bekliyor diyorsun. Özellikle bu sene ben yazlığımı, evimi ya da düzenimi almak istiyorum. Ben bu sene ev almak istiyorum ve dileğiniz ve muradınız 2020'ye girerken bunu yaptınız. Allah sanki sesiniz duymuş ve kabul etmiş gibi. Çünkü size gerçekten bir anahtar kararı olacak ve Ocak bitmeden de bu muradınız gerçekleşecek. Bunu da büyük ihtimal 6 Ocak, 12 Ocak haftasında karar verip aileyi birbirine düşürmesinden kaynaklaştıracaksınız. Herkese fitne fesat gibi benim hakkım, benim hakkım dediğiniz noktaları açığa çıkartıp biraz da kredi patlatıp istediğimiz muradımızı gerçekleştirecek. O yüzden size hak veriyorum. Mücadelenizi verin ve istediğiniz ev ya da anahtarınız ya da artık yazlık ya da yurt dışı Yunanistan'dan da bile olabilir kendinize bir yatırım ve bunu geleceğim için yapmak istiyorum dediğiniz için sizi artı bir alkışlıyorum, tebrik ediyorum ve yapın. Yapmanız gerekiyor çünkü en büyük hayaliniz 2019'dan bu yana hayal ettiğiniz bir şeydi. Artık 2020'yi de geçirme akrepler. İlişki konusunda aldatılma değil de akreplerde bu ara ay şu erkek çok güzel ya da şu kız çok güzel böyle bir flörtöz bir ruhunuz başladı. Yani Safiye ile şey neydi Faik Bey gibi enerjimiz var. Yani ay bugün Bakü'deyiz, ay bugün şuradayız dediğimiz bir haftaya giriş yapacaksınız.
Bence bu hani flörtöz evrede ev haniniz ya da uzun soluklu ilişkiniz zarar görebilir. O yüzden göz çapkınlığınızı geride ağzında yutkunun. Kimseye adapte olmayın. Eğer ki hayatınızdaki insan bu olayı öğrenirse canınız sözlü ve farklı konularda çok sıkıntı yapıp maddi olarak da zararlar alabilirsiniz. Ama uzun süredir ilişkisi olmayan akreplere sesleniyorum. Gerçekten aşk mı? Aşk kalbinizde böyle bir sızı gibi olacak ve öyle bir acı çekeceksiniz ki ben uzun süredir böyle bir aşk yaşamadım. Gerçekten o aşkın kalbinizdeki heyecanı muhteşem olacak. Sizde de geçmişe ait özlemler var. Anne, baba, kardeş ya da geçmiş dostlarınız, üniversite, lise arkadaş, böyle bir geçmiş hasretiyle yanan akrepler. Ay çok meraklıysan kendine geçmişe dair bir hatıra fotoğrafına bak bak dolan yani böyle üzüntüye girmene gerek. Çünkü çok güzel bir geçmiş yaşadınız ama maddi ve manevi çok büyük kayıplar yaşadığınız için tam şu an durumunuzu düzeltip de onlar da keşke bu düzeni görseydi dediğiniz bir noktadasınız. Evet bu konuda hak veriyorum size ama yani herkes bir geçmişe var olacak. Hepimizin bir geçmişi olacak. O yüzden geçmiş belki sizin şu an bu konum ve mevkinizi, belki bu yaşadığınız geçmişe borçlusunuz. Ve karmanızı çok güçlendirdiğiniz için maddi ve manevi olarak çok güçlüsünüz. Bence bu hiç yıpranmayın. Çocuk istemek değil de çocuğunuzun kariyeriyle alakalı yapmak istediğiniz büyük bir değişim söz konusu olacak. Son zamanlarda bel fıtığı, boyun fıtığı ve rahim bölgemizde hassasiyet olabilir. İhmal etmeyin diyorum. 6 Ocak, 12 Ocak. Yay burçlarını neler bekliyor diyorsanız, yaylar şöyle söyleyeceğim, kariyer anlamında sanat, müzik, dans ya da işinizde sanatsal teklifler ya da yurt dışı ile alakalı plan ve projeler ya da yapmak istediğiniz yenilikler varsa çok doğru bir haftada toplantılar, oluşumlar, yenilikler yaratacaksınız. Bu yenilikler aslında bir şeylerin başlangıcı ama hemen size para ya da artı kazanç ya da kariyer anlamında değil de özgüven ve kendinize tekrar inanmanız gereken bir haftaya giriş yapıyorsunuz. Ve çok güzel anlaşmalar bu size para ve artı gelecekte güzel. Ama işiyle alakalı problem yaşayanlarda biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor. Çünkü aslında hani neydi kazdı kazdı kuyusuna mı geldiydik? Sonuna geldik. Sonuna geldiğiniz bir şeylerin mücadelesinden pes etmeyin. Çünkü o sonunda çok güzel bir ödül var ve bu ödülü bu hafta gerçekten almaya hak kazanıyorsunuz. Ama evliliğiyle alakalı sorun yaşayan bazı yay burçlarında boşanma ya da evlilikten korkan yay burçlarının geçmişteki kaygılarıyla alakalı korkuların bitirmesi gerekiyor. Ya evliliğe ya da ilişkiye artık bir başlangıcı doğru yaparsanız mutluluğu ve baba ya da anne olmayı öğreneceksiniz. Bu da size bu Ocak ayında niye böyle hani çoğul ve sanki yılı bitirirken siz aslında 2019'da şunu öğrenin, aile olmayı öğrenemediniz. Artık bu kararı bu hafta vereceksiniz. Kendi yönünüze ve kendi kalitenizdeki insanla yol alma kararını vereceğiniz için hani yaylarda evlilik ya da ilişki netli diyorum. Bu size artı bir kazan. Uzun süredir de kırgın olduğunuz bir dostunuz sizden özür dileyecek. Bunun sevinci ve mutluluğu. Özellikle bazı yaylarda da estetik ama bence bu estetik göğüs ya da hani daha farklı noktalarda dudağınızı büyütebilir, göğsünüzü aldırtıp büyütebilirsiniz. Bunlar gündeme gelecek ve son zamanlarda yüz gerdirmek isteyen yay burçları tam zaman diyorum lütfen bunları yaptın. Bir de ailenizde bir yatırım planı var sana soruluyor bu kararı ver çünkü sana ev almak isteyen anne ya da baba ya da büyüklerinizle ilgili bunun sevincini yaşayacaksınız. Bu da size bir artı kazan. Eğitimle ilgili master ya da kariyeriyle ilgili yapmak istediğiniz bir yenilik olabilir. Bu yeniliğinde muradını yaşayacaksınız. Bu da size çok büyük bir artı evre sağlayacak. Yaylara da şu sağlık konusunda son zamanlarda düzensiz beslenme ya da spor enerjisine ihtiyacınız olabilir. Bir de hamam çünkü vücut yapınız çok sertleşmiş olduğu bir masaj ve bir hamam uyarıyor olabilirim. Eski hamamlar lütfen böyle sosyetik hamamlar değil de gerçekten kart yediğimiz hamamlara giderseniz vücut kasılmalarınız rahat edecek diyorum. 6 Ocak 12 Ocak Oğlak burçlarını neler bekliyor diyorsanız. Yani oğlaklar aslında çok mutsuz, bedbaht, Türk filmi gibi geçirdiler valla. Yani evet, yani şöyle bir şey var. Emek, hani ne kadar ekmek, o kadar köfte politikasını hepimiz biliyoruz. Oğlaklar da o kadar köfte ve o kadar ekmek yapıp bir avuç bana kaldı demesinden kaynaklanan böyle bir mutsuzluğu var. Çünkü çok büyük bir mücadele. Artık nefes almak, yaşamak,
ya da ne kadar benim hayatımda sanki oğlakların yılı dediler de ya yıl bitmedi, nereye gidiyor oğlak burçları, daha yılın ilk haftasındayız yani. Böyle sanki 2019'u 2020'yi bitirmiş de 2020'nin mutsuzluğunu yaşıyor gibisin oğlak burçları. Rica ediyorum, sende şans, aşk, para, döngünün çok hızlı değişeceği ve ne istiyorsan gerçekleştireceğin bir döngünün planına gireceksin. Ama inanç defterlerin o kadar daraldı ki, yani ettiğim dualar ya da yaptığım her şey böyle elimde kuruyor diyorsun ya, hayır aslında sen bu hafta bunların böyle telefonunu, sevincini, Allah sana bir şeyler karşılaştıracak, ya Rabbim ben hata ettim affet diyeceğin bir hafta. Yani planladığım ortaklı ya da yaptığın işlerden çok büyük bir ses gelecek. Bu ses sana artı kazanç, artı projeler, artı yenilikler getirecek ve artık yerinde sağlamlaşma, kendi özgüvenini oturtma ve hiç olmadık haberler sana, aa bu toplantıda mı, ay buraya da mı gideyim derken sanki para akışlarınla ilgili hızlanma. Ve çok doğru, sadece burada çok fazla düşmanın var Oğlak Burcu. Herkes senin ayağını kaydırmak ve çevrende inandığın insanlar bile sana zarar vermek istiyor. Bence bu enerjiden bir çık. Evet, zarar, herkes herkese zarar verebilir ama bu enerjiyle kendini koruya 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 git hapishanede yaşa, kimse dokunmaz sana. Yani o yüzden bu koruma kalkanını biraz da hani ruhani olarak da açarsan kendi evrene, bu senin şu korkularını, kaygılarını yeneceğini düşünüyorum. Bence sen bu hafta varsın, bizimlesin ve bizimle olmaya devam edeceksin ve hem para, hem huzur, hem mutlu, sadece geçmiş ilişkin artık böyle bıçak gibi kalbine çarpı koyup yeniliğe merhaba dersen daha mutlu olacağına inanıyorum. Artık bu gerçeği de görmen gerekiyor. Sana, senin acı aldığın ve yara aldığın özel hayat travmaların ve bu sana işine, annene, kardeşine, çevrene çok büyük yansıdı. Ve bunu artık uyanıp yenilik yaratman lazım. Aşksız olan oğlak burçlarına sürpriz aç haftası ve bazı oğlak burçları da beklediğiniz varsa aşk anlamında, bunun geri gelme haberini alacaksınız. Ama kalp kırgınlığı ve öfkeniz çok fazla olduğu için yani onunla konuşmaktan kaçıyorsun. Artık popunu kaldır git konuş, ne söyleyeceksen söyle, ben de kurtulayım artık yani. Bunu da hallet bir an önce, sana iyi geleceğini düşünebiliyoruz. Sağlık olarak belki yapmamız gereken mide kasılmaları, migren ağrıları, diş eti iltihaplarımız olabilir. Bu ara bizi rahatsız ediyor olabilir de, oğlak tanıdığım kim var? İzzet Çapa var ama onunla bu ara görüşmüyorum. 6 Ocak, 12 Ocak. Kova burçlarının neler bekliyor diyorsanız, ay bir hayale kapıldı bu kovalar. Evleneceğim de evleneceğim. Evleneceğim de evleneceğim. Anam tamam evlenin de her gün tendit pilavı gibi evleneceğim derseniz evde kalırsınız. Bence şöyle yapalım size. İş konunuzla alakalı uzun süredir planladığınız bazı süreçler size mutluluk ve doğru da parasal evrede rahatlanma. Hatta evinizi kira sözleşmenizle alakalı bazı problemler, pürüzler var. Taşımanız gerekir. İlk önce bunları halledelim. Yurt dışı ile ilgili planladığınız eğitim ve master'ınızla ilgili bazı oluşumlarınız var bunları. Ama iş yapmayan ve ev hanımı olan bazı kova burçlarına sesleniyorum. Her şeyi çok biliyorsun da hayatım, elinde bir mesleğin yok. Git be, ismek kursları var. Yani devlette, belediyelerin insanlara yarattığı meslekler var. Güzellik, kaş, kirpik. Bunlar da çok. Bence ilk önce sen bu hayatta ait olduğunu öğren. Sonra da evleneceğim, evleneceğim diye ortada dolan. Evet, evlilik var. Kalbindeki istediğin ne olacak ama düşünemiyorum o adamcağızda. Vallahi Allah yardım etsin inşallah. Ama gerçekten kalbiyle alakalı ve gönülden istediğiniz kim varsa bu hafta bunlarla ilgili güzellikler. Hatta Kova burcunda köklerden bazı cenazeler ya da geçmişle alakalı duyacağınız dostunuzun babası ölmüş olabilir. Şu bunun bir hüzünü var ama sizin en önemli şeyiniz şu an ev sorununuz ve elektrikle alakalı, evdeki elektronik eşyaların saçma sapan hani bozulması sizi yıpratıyor olabilir. Bu da fazla komşu misafir aldığınız için, aldığınız her şey göze geldiği için çatır çatır çatlıyorsunuz. Siz çatlamıyorsunuz, eşyalar çatlıyor. Ve şöyle söyleyeceğim, sizde bazı yönetici ya da konumunuzla ilgili mevkili olan bazı kova burçlarına da diyorum ki hak ettiğiniz ödül ve madalya size bu hafta sunulacak. Ocak biterken de bunun keyfini ve tadını çıkartacaksınız. Bazı kova burçları Kıbrıs'la ilgili iş beklentileri var. Bunlar gerçekleşecek ama akademisyen ve kariyer hayatınızla ilgili, akademisyenlikle ilgili proje yapan bazı kova burçlarına diyorum ki evet, bu doğru bir oluşum ve istediğiniz okul ya da istediğiniz bir akademisyenlikle ilgili ne istiyorsanız okulun da hazır olacak. İstediğim
bölümü de yapacaksın. Belki sizde sadece bir kız kardeşle yemek yeme, anne ya da kadınlarla alakalı, kız ya da erkek ayrımı yapmıyorum kova burçları için, bir özlem, bir kadın enerjisine ihtiyacınız var. Bu da sizi iyi gelecek ve motivasyon anlamında sizin ruhunuza gelecek. Sizde dişle ilgili son zamanlarda koku ya da diş çürüme ya da dolgunuz düşme ya da kaplamalarla ilgili sıkıntınız olabilir. Bunları bir an önce yapın. Bir de küs olduğunuz bir dostunuz kapınıza gelip özür dileyecek. En büyük kul hakkı yemeden gitmek istediğini ifade ediyor. Bence affedin ve aramızdaki bağ düzelsin diyorum. 6 Ocak 12 Ocak balık burçlarına neler bekliyor diyorsanız, onlar da biliyorsunuz ki sürpriz değişimler ve bu iş konularınızla alakalı parasal evde de bazı yorgunluklarınız sizi çok fazla yıprattığı için çok yorgun bir haftaya giriş yaptınız ve ödemeler, maddiyatlar, karmaşalar ve işle ilgili yaşadığınız hani üstüme geliyor. Yani ne yapsam insanların hani gücünü kendimde göremiyorum. Aslında bir şeylerin dengelerini ve altyapılarını oturttuğunuz için farkında değilsiniz ama Ocak biterken bunun zaferini ve bunun enerjisini çok fazla hayatınızın içerisine alacaksınız. Evli olan balık burçları çocuk muradı ya da tedavi ya da eşinizin bir sağlık problemi varsa, bu sağlık problemi geçtikten sonra çocuk tedavisi isteyen bazı balıklara evet Allah nasip ederse gerçekleşecek. Ama ailenizde uzak olan ve farklı şehir ya da farklı bir noktada yaşayanlar aile ziyaretleri yapacak ve uzun süredir farklı, mesela Edirne, Eskişehir, ne bileyim E harfli hangi illerden bir yatırım yapmak isteyen bazı balık burçları, Esenler bile olabilir İstanbul'da yaşıyorsanız, böyle bir yatırım planınız gündeme gelecek ve bu sizin için hayırlı. Son zamanlarda mide ve göbeklenme dediğimiz ve mideniz bir türlü doymaya, spor ve vücudunuzu sporla pekiştirirseniz aldığımız kiloları biraz daha vermemiz gerekiyor. Sağlık olarak belki spor ve kilolarımızla alakalı olabilir ama iş konunuzda beklediğiniz yenilik ve devlete girmek isteyen ve devletle alakalı noktalarını belirlemek isteyen bazı kova balık burçlarına şunu diyorum. Evet, uzun süredir emek verdiğiniz ve zaferini alacaksınız ama bir aracı devreye sokarsanız daha hızlı olacağını, ama beklerseniz Mayıs ayı itibariyle bu sevinci yaşayacaksınız. Miras değil de sizin kendi babanıza ait bir hak, bir müteahhit gelebilir ya da bir şey bir teklif edilebilir. Bu toprağınız ya da bu eviniz yıkılıp yerine bir yeni bir ev, değerine de değer katacağını düşünüyorum. İşsiz olan balık burçlarına da diyorum ki evet, doğru beklediğiniz kurumsal firma ya da kendinize ait yapmak istediğiniz şeyler için 12 Ocak'tan sonra bu kararı vermiş olacaksınız ve bu size çok büyük bir hayır evresine gelecek. Çok uyku ruh haliniz var ve uyanmak istemiyorsunuz. Ben dedim yeter, yıllardır uyuyorsun, artık uyan ve yoluna bak. Ve şöyle söyleyeceğim, devletle bir unuttuğunuz bir evrak, size sıkıntılı bir yazı gelebilir. Bunu kontrol ederseniz sevinirim. Bir balık tutma havanız var sizin. Böyle bir deniz kenarına gideyim, balık tutayım, ruhumu iyileştireyim. Gerçekten böyle psikolojik olarak çok yorgunsunuz. Ruhunuzu iyileştirebilirsiniz diyorum. Evet, ne yapıyorsunuz? Hopluyorsunuz, zıplıyorsunuz, yazıyorsunuz. Beğenip beğenmediğinizle ilgili yorumları istiyorum. Evet, izlenme oranımız az, herkes bunu söylüyor. Vallahi reklam vermiyorum. Doğal, organik ilerliyoruz. Yani hiçbir şeyle ilgili reklamsız ilerlediğimiz için, hani ben biraz çıplak mı giymem lazım bilmiyorum böyle tap yapmam için ya da çok mu farklı hareket. Ben doğallıktan yanayım ama bir gün pijamalı sunacağım, söz veriyorum size. Hoşça kalın, mutlu kalın.